Ağzı Allah min Şeytanı Rjeem. Bismillahi al rahim alemin <Gülüşmeler> Ve salat ve selamü ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ejmain. Kıymetli izleyicilerimiz, bizlere ayrılan bu süre zarfında sizlerle beraber hadis derslerini paylaşacağız. Rabbim müessir kılsın, Rabbim muvaffakiyetler nasip eylesin. İlk hadis dersimizde Rabbimizin bizlere buyurduğu ilk ayet-i kerimelerini hadis dersi olarak paylaşmak istiyorum sizlerle. Rabbimiz Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hira Nur mağarasındayken ilk ayetleri ikra, oku ayet-i kerimesiydi. Bizler de inşallah sizlerle beraber bu hadis dersimizin ilk bölümünde ilim ile alakalı konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk ayeti Namaz kıl olabilirdi. Oruç tut olabilirdi. Zekat ver vesaire vesaire başka ibadetler güzel hale olabilirdi. Ama bunlardan da öncelikli olan ikra oku ayet kelimesine gö gö göndermiştir. Bunun hikmeti hüda ise insan bildiği zaman o amelleri daha rahat yapacaktır ve daha kalben yapacaktır. Çünkü ilim o ameli yapmak için bir güzelliktir, bir yoldur, bir kolaylıktır. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Alak suresinin İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku buyuruyor. Devamında hemen üçüncü ayet kerimede İkra ve rabbükel ekram. Yine ikra buyuruyor. Yine oku buyuruyor. İşte Rabbimiz ilk beş ayet kelimesinin ikisinde bizlere oku buyuruyor. Oku. Kulum oku buyuruyor. İşte dünyadayken bizlere oku diyen bir Rabbimiz ve daima bizlere oku diyen bir peygamberimiz var iken bizler bu Kur'an'ı bu ilmi okumaz isek Ahirette bize sorulmayacağını mı zannediyoruz? Ahirette de bize sormayacaklar mı? Ey kulum, ben sana oku dedim. Okudun mu? diye sorulduğu zaman cevabımız acaba ne olacaktır? Rabbim Celle Celaluhu inşallah bu sözü yerine getirebilen kullarından bizleri eylesin. Amin. İlim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi gereğince ilim öğrenmek kadın olsun, erkek olsun herkese farzdır. Bir mümin namaz kılacak doğru ama namazda kıraat farzdır. Bunun ilmini bilmek farzdır. Bir insan eğer durum müsaitse zekat verecek. Zekat verirken bunun ilmini bilmesi farzdır. Gerçekten de bunlar çok önemli hususlar. Çünkü sen bir farz amellerine getiriyorsun. İslamiyetin beş temel üzerine kuruldu ve bu temellerle beraber cennete giden yollarımız kolaylaşacaktır. Ama bunların da temeli ilimdir. İlimsiz olmaz. Yine bir mümin Oruç tutacak ama orucu nasıl tutacağını bilmezse, imsanı, sahurunu ve beraber iftar vaktini bilmezse orucu nakız kalabilir Allah korusun. Ve bunun akabinde kefaret bile gere gerekebilir. Allah muhafaza eylesin. Bu sebeple birlikte ilmi konularda daha dikkat edeceğiz. Daha da güzelliklerle inşallah hep beraberce bunları paylaşacağız. En güzel de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzerine... Ve an Muaviye radıyallahu anh. Muaviye radıyallahu anh rivayet olduğuna göre Kadir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselatü ve vesselam şöyle buyurmuştur. Men yürüdillah bihi hayran yufakkihu fid din. Allah kimin iyiliğini isterse onu dinde bilgi sahibi yapar. Bu hadis-i şerifimiz Buhari ve Müslim'de geçerlidir. Allah kimin iyiliğini isterse onu dinde bilgi sahibi yani fakih kılar. Bununla birlikte ilim konusu bizler için farz bir amel ile birlikte beraber bütün ümmeti de aydınlatacak en güzel ışık kaynağımızdır. Çünkü diğer bir hadis-i şerifte el ulema varesul enbiya alimler ancak peygamberlerin varisleridir buyuruyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Hiçbir bir peygamber miras olaraktan mal veyahut da mülk veyahut da bir tarla arazi bırakmamıştır. Bütün peygamberler ancak ve ancak miras olaraktan ancak ilimlerini bırakmışlardır. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh halife seçilir. Halife olduktan sonra Hz. Fatıma annemiz Peygamber Efendimiz yani babasının iki tane ağacı olan ufak bir arsası vardır. O arsasının talibi olur. Der ki bu babamdan bana mirastır, tek kalan mirastır. Bunu almak istiyorum der. Ama Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu şey, bu okuduğum hadis-i şerif gereğince Hiçbir peygamber, tekrar ediyorum hiçbir peygamber miras olaraktan bir mal mülk bırakmazlar. Ancak ilim bırakırlar ifadesi gereğince o ağacı, o tarlayı alıp gidip beytül mala koymaktadır. Ve bundan ötürü de Fatıma annemiz üzülse de Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh peygamber efendimiz o hadislerini yerine getirmiştir. İlim Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarındandır. İlim sonu buca, uca buca olmayan sonsuz bir deryadır. Bizler ise onun içindeki bir dalgıç gibi olacağız. Bir hazine, bir güzellik bulduğumuz zaman bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha ilmin sonu bu konuda yoktur. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi gereğince Kur'an-ı Kerim bizler için bir doktor mesabesinde olacak. Bizim hakimimiz olacak, bizim avukatımız olacak, bizim reçetemiz olacak Kur'an-ı Kerim. Bizim polisimiz, bizim bekçimiz olacak. Eğer ki biz bu ilmi bu Kur'an-ı Kerim'i böyle edinirsek dışarıdaki polislere, jandarmaya, askere, hakime, savcıya gerek kalmayacaktır. Ama bizler bu ilmi, Kur'an'ı sahip çıkmadığımız takdirde o zaman bizim başımıza polis de koyacaklar, jandarma da koyacaklar, bekçi de koyacaklar. Buna rağmen yine de biz ilim erbabı olmazsak başımızda bir polis dahi olsa biz yine o kötülüğü yapacağızdır. Bu sebeple en güzel şekilde en güzel şu devlet erkanının en güzel temellere oturmasının en güzel sebebi onları Kur'an-ı Kerim'e tanıştırmaktır. Bir kimse eğer Allah'tan korkar ise o kuldan korkmayacaksın. Ama bir kimse Allah'tan korkmaz ise okuldan korkacaksın. Ki Rabbimiz ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Fatır suresi 28. ayet-i ne buyuruyor? Kale Allahu Teala اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهُ Allah'tan ancak alim kulları korkar buyuruyor. Eğer ki bizler peygamberin o ilmini, o insanları yerleştirirsek biiznillah o devletimizde de o güzellikleri yaşatmış olacağız. Ama bizler ne kadar Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştık, ilimden uzaklaştıysak evlerimize kadar artık korkar olduk. İşte buradan tüm müminler ne yapacaklar? Kendi evladımızdan da korkmazsak, kendi evladımızdan da korkmak istemiyor isek onu Kur'an-ı Kerim'le tanıştıracağız. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İlim ile alakalı buyuruyorlar ki bir mümin diyor bir ilim meclisinde bulunması onun 4000 tane kötü mecliste bulunmasına kefarettir. Hakikaten de öyledir. İnsan ne kadar da çok kötü olumsuz yerler görmüşse de sohbetlere girmişse de Allah korusun onun üzerine ne kadar kötü kokular edinmişse de o bir tane ilim meclisine girerekten hem bütün günahlarının temizlenmesine hem de artık güzel kokular saçmasına sebep olacaktır. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bir ilim meclisinde bulunmak dört bin tane kötü mecliste bulunmaya kefarettir buyuruyor. Gerçekten de öyle değil mi ey müminler? Bir insan dört bin tane kötü meclise gittiği zaman orada ne kadar zulüm veyahut da bir sıkıntı kalbine yansısa bile bir ilim meclisiyle beraber o kalbine temizlik gelmeye başlar Allah'ın izniyle. Artık kalbine o temiz akıntı akmaya başlar ve o kişiden artık yavaş yavaş nedir? Temizlik sudur etmiş olur. Bu sebeple Efendi Hazretlerimizin en güzel, en mükemmel ifadesi gereğince her mahalleye bir erkek, bir kız medresesi açın, size şeriatın gelmesini söz veriyorum buyurması da kendisinin en büyük inşallah zuhuratlarından bir tanesidir. Hakikaten her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi açtığımız zaman oradaki mahalledeki hocalarımız insanları toplayacaklar etrafına, toplayacaklar ve doğruyu yanlış anlatacaklar. Gerçek ilmiyle dünyayı inşallah onlara aktaracaklar. Bununla birlikte artık polisin, jandarmanın, Avukatın, doktorun yapacağı şeyi aslında Kur'an-ı Kerim onlara yapacaktır. Bizler kendi ilmimize sahip çıkarsak aslında onun ne kadar ulvi makamlara geleceğimizi hep beraber göreceğizdir Allah'ın izniyle. Osmanlı 600 yıl boyunca dimdik ayakta durmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim önlerindeydi, vatan arkasından geliyordu. Ama bizler kendi vatanımız milletimiz önden Kur'an arkadan olursa o vatanımız ve milletimiz her zaman sendeleyecektir Allah muhafaza eylesin. Çanakkale şuurumuzu nasıl aldık bizler? Ancak Kur'an-ı Kerim ile beraber aldık. Hatta İngiliz komutan dedi ki bizler dedi hiçbir şekilde bu Müslüman ordusunu yenemeyiz. Nasıl yapacağız? Bir havuza. Bir havuza getirdi onları. iki tane asker getirdi. Askerlerine dedi ki elimdeki balığı yakalayın dedi. Havuza atacağım. Havuza bir attı. Balıkla beraber insanlar da o iki tane asker de atladı. Askerler o balığı yakalamaya koydular. Balık kaçıyor, asker yakalamaya çalışıyor. Balık kaçıyor, asker yakalamaya çalışıyor ama yakalayamadılar ve askerler çıktılar. Komutan dedi ki ben biliyordum. Siz yakalayamayacaktınız. İşte bakın dedi. Oradan havuzun dibindeki o tıpayı kaldırdı. Tıpayı kaldırınca havuzun suyu tıpadan geri gidince, gidince su bitince o iki tane balık ortada kaldı. Ve gidin şimdi gidin alın dedi ve onları aldı. Etkisiz çünkü kalmışlardı. İşte de bizler de ancak ve ancak ilimle beraber, imanımızla beraber, Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ımızla beraber o havuzun içindeyiz. Ne zaman ki o dışımızdaki o etkenlerimiz kaybolursa ortada çırpınan iki tane Müslüman oluruz. Rabbim o yüzden ilimini Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde koruyan ve onu öğrenen ve öğreten kullarından eylesin bizleri. Amin. Başka bir ayet-i kerimede Mevlamız Celle Celaluhu ve Peygamber Efendimiz'e şunu öğretiyor. Taha Suresi 114. ayet-i kerimede Ve kulu Rabbi zidni ilme ey Rabbim ilmimi artır diye duayı öğretiyor. Bizler şu hadis-i şerifi en güzel şekilde yaşamamız lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki iki günü eşit olan aldanmıştır buyuruyor. Bu sebeple birlikte her gün ve her an ilmimizi arttırmamız lazım. Her an her an, her an ilmimizi arttırmamız lazım. İşte böyle olur isek Rabbimize aslında bir an daha yaklaşmış olacağızdır Allah'ın izniyle. Diğer bir hadis-i şerifte bir sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'e gelse, yeni Müslüman olacak ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona kelime-i şahat getirtirir ve akabinde ona İslam'ın ve imanın ilk temellerini öğretirdi. Ona o ilmi aktarırdı. Akabinde sahabelere onları gönderip derdi ki, ey sahabeler arkadaşınıza, yeni Müslüman olmuş kardeşinize Kur'an-ı Kerim'i öğretin derdi. Ve onlar da gelirlerdi, 70 yaşında olsa da aynıydı, 80 yaşında olsa da aynıydı, 10 yaşında olsa da aynıydı. Bizler şunu kaldıracağız kafamızdan, hocam benden geçti, olmaz. İlmin yaşı yoktur. Beşikten mezara kadar o ilmi arayacağız, hep beraber arayacağız. Çünkü Efendi Hazretlerimizin çok mükemmel bir ifadesiyle, son nefesimde olacağımı bilsem yine size şu ifadeleri söylerim. Okuyun, okuyun, okuyun buyuruyor Efendi Hazretlerimiz. Hakikaten de İsmail Ağa'ya 90 yaşlarında bir amcamız gelir. Kur'an-ı Kerim öğrenir. Ama o ilmi, işte o ilmi taçlandırması gerekiyordur. O Kur'an-ı Kerim'le beraber 3 yıl boyunca hafızlık yapar. Ve 93 yaşındayken hafızlığını bitirir ve akabinde ahireti irtihal eder. Bakın o ilim onu cennet yolunu açmıştır biiznillah. Yine Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık radıyallahu an baktığımız zaman kitaplarda vardır. 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmiştir. Onlara ilmi terbiye vermiştir. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki evlatlarınıza 3 şeyi öğretiniz buyuruyor. 3 şeyi öğretiniz. Birincisi diyor peygamberlerin sevgisini onlara veriniz. İkincisi ehli beytimin sevgisini onlara aktarınız. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'in sevgisini onlara aktarınız. Şimdi hep beraber baktığımız zaman şu dairemize, şu ufkumuza baktığımız zaman bir kap ancak içindekini sızdıracaktır. Eğer ki şu anda bakalım gidelim. Camilere gidelim, cami turlacaklarına gidelim, parklara, bahçelere her yere gittiğimiz zaman insanlar hep siyaset konuşuyor. Doğru mu? Doğru. Hep bakıyorsun maçlardan konuşuyor Allah muhafaza. Ama yanlış değil. Niye? Çünkü onlar o kaplarını onlarla doldurdu her zaman siyasetten. Ne zaman bir haber dinleseler herkes siyaset konuşuyor. Gazeteler hep siyasetlerden. Ama baktığın zaman git bir medreseye, git bir ilim bahçesine Allah'tan peygamberden konuşuluyor. Ve karşı taraf bu ilimden eğer ber taraf ise yani biraz uzak ise hemen canı sıkılıyor. Hayır. Çünkü o ilim ona öğretildi. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde gereğince onlara Kur'an-ı Kerim sevgisini aşılayınız. Bir çocuk, geçtik çocuğu bizler kimin ahlakıyla ahlaklanırız biliyor musunuz? Bizler kimin hayatını öğrenirsek onun ahlakıyla ahlaklanacağız. Bizler Pinokyo'yu eğer ki hep anlatırsak çocuklarımıza işte yalan söylediği zaman Allah korusun burnu uzar falan filan aslında bilmeden çocuğa bilinçaltını yalan söylemeye aslında aktarıyoruz. Ama bizler o peygamber efendimizin ahlakını, o ehli beytinin ahlakını, o sahabesinin ahlakını öğretirsek, o ilmi onlara verirsek, o Kur'an-ı Kerim'in ilmini onlara verirsek bir iznilla artık o çocuktan da korkmayacaksın Allah'ın izniyle. Baktığın zaman şu anda bir çocuğun sigaraya başlama yaşı 12. Allah muhafaza eylesin. Baktığın zaman uyuşturucuya başlama yaşı yaşı 14 olmuş. E namaza başlat dediğimiz zaman ya da Kur'an-ı Kerim öğrettiğiniz zaman hocam daha çocuk diyorsun. Olmaz. Çocuk değil bak. Çocuk olsaydı 12 yaşında ona akla ermezdi. 14 yaşında Allah korusun onlara akla ermezdi. Bu sebeple beraber Allah dostlarından, Efendi Hazretlerimizin üstadı Alahider Efendi Bağımız buyuruyor ki evlatlarınızı 7 yaşına kadar bize veriniz, 7 yaşından sonra sizin olsun buyuruyor. İşte bu sebeple temellerimizi yani ağaçlarımızın köklerini çok güzel, çok güzel toprağa yer vereceğiz. Şimdi baktığınız zaman toprağa, <laughs> toprağa eğer ki biz patates ekersek patates çıkacaktır. Ama kaktüs ekersek kaktüs çıkacaktır. Gül ekersek gül çıkacaktır. İşte o yavrularımız, işte bizler ilim olarak ne alırsak onu aktaracağız karşımıza. Ki beğenmediğimiz, kızdığımız Yahudilere baktığımız zaman evlatlarını daha 4, 5, 6 yaşlarında okula başlamadan önce Tevrat'tan, kendilerince tabii ki Tevrat'ından 200 tane eğer ayet ve sure ezberlemezlerse okula başlatmıyorlar. İşte bizler kendi dinimizi kendimiz yaşamaz isek başkalarının dini o zaman otomatikman bizim örneğimiz oluyor Allah korusun. Bizler en güzel şekilde peygamberin o ilmini en güzel şekilde hem kendimiz yaşayacağız hem de yaşatırsak biiznillah ilk önce kendimiz sonra ailemiz sonra akrabalarımız onunla beraber bu Türkiye ve bütün dünya biiznillah aydınlanacaktır. Efendi Aslerimize baktığımız zaman tek başınaydı. Ama tek başına şu ayet-i kerime yaşıyordu. Hangi ayet-i kerimeyi? Amener Resul. Peygamber e iman etti. İşte bu İman konusunu Efendi Hazretlerimiz tek başına da olsa iman etti. Ama şu anda binlercesi o arkasından geliyor. Milyonlarcası artık ona sevgi muhabbetle bakıyor. Ve o ilmin neticesinde onun gibi yaşamaya çalışıyorlar. Bu yüzden sebeple bizler en güzel şekilde ilmimizi öğreneceğiz. Çünkü kişi ne öğrenirse onu yaşamaya başlıyor. Bir talebi, bir öğrenci, bir talebe kimi görürse karşısında hemen o ilmi bilinçaltına yerleştiriyor. Bir futbolcu görse hemen onun gidiyor formasını giyiyor. Bir <laughs> bir futbolcu görse hemen onun gidiyor formasını giyiyor ve hatta bir öğretmenini görse bir hocasını görse hocasının sarıklı olsa hemen gidiyor evine sarıkla beraber giriyor. Bu sebeple beraber en güzel şekilde ilim olaraktan da kendimize örnek olarak aktaracağız. Ebu Hurayra anh bir gün bakar ki mescitte kimse yoktur. Bu üzüntüyle beraber çarşıya çıkar. Çarşıda insanlara bir bağırır. Der ki ey insanlar ne işiniz var burada? Peygamberin mirası dağıtılıyor. Bütün insanlar o heyecanla ey Ebu Hureyre nerede dediklerinde Ebu Hureyre buyurdu ki gidin dedi mescitte peygamberin mirası dağıtılıyor. Bütün sahabe-i kiram o aşk ve şekle o sevinçle geldiler mescide. Baklar ki bir grup insan hadis-i şerif dersleri paylaşıyor. Bir grup insan tefsir dersi. Bir grup insan Kur'an-ı Kerim öğrenince o anda ya Ebu Hureyre hani peygamberin mirası dediler? Ebu Hureyir radıyallahu anh buyurdu ki işte peygamberin mirası bunlardır buyurdu. İşte bizler de şu anda hadisi, fıkhı, tefsiri, akayeti aldığımız zaman otomatikmen bu zamanda peygamber efendimizin ilmini yani peygamber efendimizi inşallah yaşatmış olacağız. Bununla birlikte peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyir radıyallahu anh'tan göre şöyle bir hadis-i şerifi malum meşhurdur. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizle buyuruyor. Burada şu iki tane çok önemli noktaya değinmek istiyorum. Birincisi burada bir müjde var. Nasıl ki İstanbul'un fethiyle alakalı bir müjde söylendiği zaman tam 27 kere İstanbul'u fethetmek için ordular geldiler Müslüman orduları. Ama fethedemediler. En sonunda İram'da fethi müyesser oldu. Bu bir müjdeydi ve müjdeyi almak için askerler ve komutanlar bilahare daha çok daha çok ne yaptılar? Zamanlarını sarf ettiler. İşte bu da bir müjdedir. Sizin en hayırlınız, şu dünya hayatındaki en hayırlı insan kimdir? Birinci İslam'ı öğrenendir buyuruyor. Demek ki öğreteni ikinciye almış. Demek ki öğrenmek nedir burada? Bir nefis terbiyesidir. Nefis seni götürmek istemez. Şeytan sana ne yapar? Oyunlar oynatır. Ne yapar? Nefis sen Hemen kandırmaya da yanaşır. Ama sen ne yapacaksın? O şeytanı ve nefsi bir ay bırakıp hemen geleceksin. O Kur'an-ı Kerim o ilme sarılacaksın. Bir gün <laughs> Şeytan evlatlarını gönderir. Ve akşamleyin geldiği zaman şeytan sorar ki ne yaptın der. Bir tanesi der ki işte hocam der tabir caizse. Ben bir tanesi namazdan engelledim. Tamam. İkinci soru sen ne yaptın? İşte birisi para verecek, sadaka verecek, sadakayı engelledim. Üç sen sen ne yaptın? İşte birini harama gönderdim. Zina etmeye, haşa ya da içki içmeye vesaire vesaire. En son bir tanesi kalmış. Mahcup bir şekilde demiş ki sen ne yaptın? İşte demiş ben de bir tane çocuk Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gidiyordu. Onun yolunu kestim. Onu engellemeyeceğim. he demiş şeytan. İşte bana bunlar lazım buna. Bana bunlar lazım. Çünkü bunlar ileride ne yapacaklar? Bu ilmi öğrenecekler. Ve bütün o kötü yola gidenleri de doğru yola eriştireceklerdir. O yüzden o ilmin başını kesmekle nedir? Şeytan daha çok ne yapıyor? Daha çok. Daha çok muamele yapmaya çalışıyor. Baktığımız zaman medreseler zannederiz ki çok rahat. Doğru, feyizle beraber, bere, bereketle beraber çok akıyor bu Allah'ın iziyle. Lakin oradaki nefis, oradaki şeytan bambaşka. Çünkü şeytan kimlerle uğraşmıştır? Peygamberlerle uğraşmıştır. Şeytan işini biliyor. Şeytan işini biliyor. O yüzden ilim erbabı da nasıl yaklaşacağını biliyor. O yüzden nedir? Kişi hocasına, en önemlisi de mürşidine ne yapacak, bağlanacak ve biiznillah Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir. Ki... Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayetinden bir hadis-i şerifinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Qal ومن سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة Kim ilim aramak için bir yola koyulursa Allah onun cennete giden yolunu kolaylaştırır. Çünkü ilim insanı kötülüklerden alıkoyar. İlim imanını ziyadeleştirir. İlim şeytana karşı bir kalkan olur. Bir Başka bir güzel ifadede her kim ki ilim yoluna girer ise ona diyor Allah Celle Celaluhu melekleri, gökteki melekler, yerdeki karıncalar, denizdeki balıklar dahi onun için tövbe istiğfarı bulunurlar ve onlara dua ederler. İşte ilmin güzelliklerinden bir tanesi. Ve başka bir hadis-i şerifte ilim olan bir insan ile cahil olan arasındaki bir kişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlatıyor. Ay ve yıldızlara birbirine benzetiyor. Baktığımız zaman ay, sonsuz bir ışık, sonsuz bir kaynak. Gözümüzü al alırcasına mükemmel bir olay ama yıldız daha onun yanında çok sönük. İşte ilim ve ilmi olmayan kişi arasındaki fark Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle öğretiyor. Başka bir hadis-i şerifinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İlim meclisleri cennet bahçeleridir buyuruyor. Bir gün medresede talebelerimizle beraber her an bunu, bu hadis-i şerifi onlara aktarırdım. Derdim ki ey kıymetli öğrenciler, onlara teşvik mahiyetinde ilim meclisleri cennet bahçeleridir. Bir gün daha sonra ilim meclisleri cennet bahçeleridir. Ki her kim ki bu ifade üzerine burası cennettir dese, medrese yani ilim öğrenen yeri için, burası cennettir dese ve üç tane büyük yemin etse, vallahi, billahi, tallahi dese, inan o kişiye gerekmez. Çünkü ilim meclisleri cennet bahçeleridir. Yaklaşık bunu 40 gün böyle devam ettim. öğrenciye teşvik olsun diye. Rabbimin inayetidir, Rabbimin yardımıdır Allah'ın izniyle. O gece rüyama geldi. Baktım ki cennetteyiz şükürler olsun. Ama talebelerimizle beraber. Baktım ki aynı medresemiz, aynı cennetten bir yer. Ve talebelerime şunu söylüyorum. Öğrencilerime diyorum ki bakın gördünüz mü? Dünyadayken söylüyordum ki bakın burası cennettir diyordum. İnanın Allah da bunu aslında ne yapmış oldu? Tasdiklemiş oldu Celle Celaluhu. Ve bununla beraber bir kimse ilim anında vefat ederse Allah'ın huzuruna şehit olarak gidecektir. Ve şehitlerin cenazesine biiznillah Cebrail aleyhisselam katılacaktır. O yüzden ilim rütbesi en yüksek rütbedir. Şu yıldızlardan daha yüksektir. En mükemmeldir. Çünkü ilim kişi eğer fakir ise onu ne yapar? Ona zenginlik katar, servet katar. Ama zengin de ilim varsa onu zinetlendirir. Ki ilim seni korur, malı ise sen kendin korursun. Bununla birlikte ilim, hidayete erdiren mükemmel bir kaynak, hem dünya ve hem de ahiret için bir saadettir. İlim, bereket getiren bir yağmurdur. Başka bir hadis şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Üç şeye bakmak sevaptır. Bir, Kabe'ye bakmak sevaptır. Hakikaten de gitsen Kabe'ye otursan, Kabe'yi izlesen daima sevap yazılır bir insana. İkincisi, ikincisi Kur'an-ı Kerim'e bakmak sevaptır. Kişi hiç bilmese dahi, açsa şu Kur'an-ı Kerim'i ya, Evlerinde o tozlanmış Kur'an-ı Kerim'le Allah muhafaza açsa böyle bir gönülden bir baksa ya Rabbi dese, bir içlense, bir içine baksa, bir manasını araştırsa bu bile o kişiye sevap olarak yazılacaktır. Ve üçüncüsü de anne babanın yüzüne bakmak da sevaptır. Anne babalarımızın da yüzüne bakacağız inşallah. Sevaplarımızı, derecelerimizi arttıracağız. Bununla birlikte başka bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Enes Radiyan'tan rivayet olduğuna göre Kadir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men kharaca fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji. Kim ilim öğrenmek için bir yola çıkarsa dönünceye kadar Allah yolundadır. Baktığımız zaman İmam Ebu Yusuf Hazretleri talebeyken çok fakirdi. Çok fakirdi. Bir gün affınıza sığınıyorum hamamcı oldu. Hamama gitmek istedi ama parası yoktu. Hamama gittiği zaman hiçbir şey söylemeden girdi, banyosunu yaptı. Çıktıktan sonra hamamcı ondan parayı isteyince hamamcı dedi ki ben öğrenciyim benim param yok dedi. Hamamcı ayakkabılarını bir tanesini ne yapar teslim alır. Akabında İmam Yusuf Hazretlerinin morali çok bozulur. Medreseye gelir ve eşyalarını alınmaya başlar. Toparlamaya başlayıp artık medreseyi bırakmak istediğini dile getirir. Hocası İmam-ı Azam Hazretleri bunu görünce sebebini sorar. Sebebini tek tek anlatınca hamamcının bedavaya dahi kendisinin böyle guslet abdestini almasına müsaade etmeyince ve ayakkabısının da bir tanesini rehin olarak aldığını söyleyince bu sefer İmam-ı Azam der ki evladım ilim azizdir sahibini de aziz kılar buyurdu. Hamamcı belli zaman sonra bir yemin etti. Bir diyet verdi. Dedi ki ya Rabbi bir kızım olur. Ve o kızım gürbüz denir. Büyür ise onun evlilik çağını gördüğüm zaman onun çeyizine dünyanın en büyük, en güzel hediyesini koyacağım der. En kıymetli hazinesini koyacağım der. Yıllar geçer, gerçekten de hamamcının bir kızı olur. Yaşı büyür, gürüzleşir, olgunlaşır ve belli bir çağa gelir. Evlenmek için artık bazıları da istedikten sonra artık evlenmek için çeyiz hazırlamaya gelir. Çeyizlere hazırlanacağı zaman, çeyiz hazırlıklarına girdiği zaman düşünür ki o diyeti aklına gelir. Dünyanın en kıymetli şeyini onun çeyizinin sandığının içine koyacaktım. Acaba ne koyacağım? Gerçekten de hocalara başvurur. Kaç tane hocaya başvurur, nice kadılara başvurur ama kimse hiçbir cevap veremez. İşte bununla beraber bunun yükümlülüğünü altında bilen hamamcı ne yapacağını bilemez. Ve en son derler ki falanca bir yerde İmam Yusuf Hazretleri var. Ona eğer bu ifadeyi sorarsanız o bilecektir der. Hamamcı İmamı Ebu Yusuf Hazretlerinin yanına gelir. Ebu Yusuf Hazretleri hamamcıyı görünce tanır ve geçmişi hatırlar. Lakin bir ifade söylemez. Hamamcı derdini anlatır. Der ki bir kızım oldu ve ona çeyizine en kıymetli hediyeyi koyacağını söyledi, söylediğini hatırlatır. Bununla birlikte İmam Yusuf Hazretleri ondan kendisi için yine değil, talebeleri için bazı değerli eşyalar ister. Hamamcı da yeter ki bu sözüm yere düşmesin, Allah tarafından yere düşmesin diye kabul eder. Ve der ki o kızının sandığının çeyizine bir tane Kur'an-ı Kerim koy der. Çünkü dünyanın en kıymetli hazinesi Kur'an-ı Kerim'dir der. Ve hamamcı sevindir. Ama der ki İmam Yusuf Hazretleri hatırladın mı der beni. Yok der. Daha çocuktum. O hamama gelmiştim. Abdest alacağım günü hatırladın mı deyince hamamcı biraz mahcup olur. Ama burada da İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin çok büyük mükemmel bir kerameti daha ortaya çıkar. Ne buyurmuştu İmam-ı Azam Hazretleri? İlim azizdir, sahibini de aziz kılar elhamdülillah. Bununla birlikte bir gün zamanın sultanının çok özür dileyerek söylüyorum hanımıyla beraber yattıkları yatağında bir yapışkan bir sığ meydana gelir. Tabii ki de sultan şaşırır. Bakar ki aynen erkeğin menisine benziyor. Kokusu da oynuyor su. Hanımına sorar. Hanım der bu nedir? Hanımı der ki vallahi bey bilmiyorum. Sultanım bilmiyorum. Ağlar. Hanım der bu nedir? Yoksa kafanı keseceğiz der. Öldüreceğiz seni. Burada erkek menesine benziyor. Vallahi bilmiyorum bey der, bilmiyorum yeminler eder. Akabinde devrin oradaki sayılı alimlerini, hocalarını çağırır. Bütün hocalar bakar. Herkes erkek menesidir diye ifade kullanır. Evet bu odur der. Kaç tane alim geldiyse, kaç tane alim geldiyse en son tam karar verecekler derler ki, derler ki Falanca yerde i̇mam Ebu Yusuf Hazretleri var. Onu da bir çağırsak sultanım der. Sultan elçi gönderir. Elçi i̇mam Ebu Yusuf Hazretlerine konunun ehemmiyetini anlatır. İmamı Ebu Yusuf Hazretleri gelir. Gerçekten de o odaya girer. Bakar ki yatak odalarında sıvı bir madde. Kokusu aynı erkek menesine benziyor. Kokusu aynı öyle kokuyor. Aynı rengi, aynı o. Ama bakar ki kadıncağız orada üzülüyor yapmadığını dillendiriyor. Yeminler ediyor. Tam Ebu Yusuf Hazretleri de tam da karar verecekti ki ki kararı verse artık geri dönüş olmayacaktı. O anda İmam Yusuf Hazretleri tavana bakar. Tavana bir bakar ki tabi o zamanlar obalarda kalırlardı. Çadır kentlerde tarzı kalırlardı. Üstleri çadırlarla kapalıydı. O anda kafasını bir kaldırır ki başlar İmam Yusuf Hazretleri hüngür hüngür ağlamaya başlar. Tabi hiç kimse hikmetini anlayamaz. Ve der ki İmam-ı Yusuf Hazretleri der ki Hocam İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bana buyurmuştu ki Oğlum unutma demişti. Fıkıh dersine demişti. Oğlum unutma yarasanın sütü erkeğin menisine benzer demişti. İşte demiş burada bir tane yarasa yuva yapmış ve orada yarasanın sütü buraya damlamıştır. Ve o anda kadın kurtulur ve ilim deryası olan İmam-ı Yusuf Hazretleri'ni ödüllendirir elhamdülillah. İşte burada bir tane ilmi fıkhı mesele görüyor musunuz? Nasıl ki kendini aziz ediyor. Sultanları ne yapıyor? kendine hayranlarda bıraktırıyor. Aynı şekilde Efendi Hazretlerimizin zamanında da çok kıymetli bir Nuri hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Nuri Erkan hocamız. O da çok garibandır. O da tam bırakmak ister ilmi ama Efendi Hazretlerimiz gider Zehra annemize derdini anlatır. Zehra annemiz kendisinin üç tane bileziğinde de gönderttirip ona Efendi Hazretlerimize götürüp ona verip der ki ey Nuri ilimini tamamla der. İşte ilim Allah dostları tarafından bu kadar kıymetli büyük bir hazinedir Allah'ın izniyle. Bir ifadedir ki malı verdikçe azalır ama ilim verdikçe çoğalır. Bir Çin atasözünde şöyle derler. Sen de var bir yumurta, bende de var bir yumurta. Sen bana ver bir yumurta, ben de sana vereyim bir yumurta. Sende olsun bir yumurta, bende olsun bir yumurta. Ama sende var bir ilim, bende var bir ilim. Sen bana ver bir ilim, ben sana vereyim bir ilim. Sende olsun iki ilim, bende olsun iki ilim. İşte değerli müminler, değerli izleyiciler, her şeyi paylaştıkça asılır. Ama ilim ise paylaştıkça çoğalıyor Allah'ın izniyle. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ali Efendimiz'e çok güzel bir müjdesi vardır. Ya Ali, ben ilmin şehrin, sen ise o şehrin kapısısın buyurmuştur. Ve tıbben ve baktığımız zaman ilmen baktığımız zaman bütün köklü ilimler hep Hazreti Ali Efendimizin sayesinde bulunmuştur. Matematikte çarpım tablosunu Hazreti Ali Efendimizin bulduğunu biliyor muyduk? Veyahut zaman ekipleri dediğimiz geçmiş zaman gelecek zaman kiplerinde yine Hazreti Ali Efendimizin bulduğunu biliyor muyduk? Ve yine bununla birlikte çok önemlidir Elif, B, T, F, C, H, H, Dal, Vel. İşte bu alfabeyi. ve bu alfabeden doğan bütün alfabeleri de Hazreti Ali Efendimizin bulduğunu biliyor muydunuz? İşte ilim böyle kıymetli bir hazinedir değerli müminler. Bununla birlikte kabristanlara gidelim bakalım. Kabristanlara hep beraber gittiğimiz baktığımız zaman çok cömert insanlar gelmiş olabilir. Sultanlar gelmiştir amenna. Ama kimlerin kabrini biz ziyaret ederiz? Nerede bir Allah dostunun kabri var? Nerede var bir ilim sahibinin kabri? Hep onların kabirlerine gideriz. Mesela İzmir'e gittik buradan. İmam Birgivi Hazretleri. İzmir'den yaklaşık 100 ite itede. Ama gittik onun ziyaretine gittik. İzhar kitabının yazarı, müellifidir kendisi. İşte nedir? Nerede bir ilim sahibi var? Allah onu hem dünyada yalnız bırakmıyor hem de ahirette de yalnız bırakmıyor. Elhamdülillah şükürler olsun. Bu sebeple ilim öğreneceğiz ve ilme her daim teşvik edeceğiz. Ve yine ilim nasıl öğreneceğiz? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine bu kadar ilmi deryayı nasıl elde ettin dedikleri zaman bir konuyu bilsem dahi yine anlatırlarsa da hiçbir zaman bilmiyormuşçasına onu dinledim demiştir. Ve diğer bir ifade İmam-ı Azam buyuruyor. Bilmediklerimi ayaklarımın altına koysaydım başım göğe değerdi buyuruyor. Hakikaten de acziyet. ilmin sonu yoktur kıymetli müminler. Ve ilmi nasıl öğrenmiştir? Hocası ona demiştir ki Hammad, Süleyman bir Hammad demiştir ki Evladım demiştir, Numan. Günlük sadece üç konuyu öğren. Gerçekten de baktığımız zaman ama tam öğren demiştir. Biz de günlük üç tane tam hadise öğrensek ya da üç tane tam fıkıh öğrensek Efendimiz de öyle buyuruyor. Resaleden illa günlük bir tane okuyun diyor yani. Ama o bir, 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 birleri ne yapıyor Allah'ın size Çoğalıyor. 365 tane değil mi? 365 gün yılda olduğu zaman üçle çarptığımız zaman 1100 tane otomatikman ne oluyor? Bir konu. Yani bir fıkıh kitabını bitirmiş oluruz Allah'ın izniyle. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri sadece ve sadece günlük 15 dakika uyduğunu biliyor muyduk? 8 saatini ilimle, 8 saatini ticaret ile ve 8 saatini ailesiyle beraber geçinirdi. Yalnızca 15 dakika böyle bağdaş kurarak oturup 15 dakika olduğu yerde kayırla yaparmış kendisi. Ve öğle namazından sonraki o 15 dakika ile ona yetermiş. Ve Efendi Hazretlerimizin de buyurduğu üzere bir kimseye inanın bir saat yeter buyurmuştur. Ama bu işte psikolojikmen beynen bitiyor. Ala Efendi babamızdan da buyurduğu üzere bir kimse 5-6 saatten fazla yapması hastalıktır buyuruyor. İşte bizler de günlük evimizde böyle bir günümüz oldu mu gerçekten de? Evlatlarımızı alalım, hanımımızı alalım. Bir hadis dersi şey yapalım ya. Günlük 3 tane sadece hadis-i şerif okuyalım beraber. Eğer ki bunları yaparsak bakacağız ki ileride bir derya olmuşuz. Ehlatlarımızın örnekleri ilim okudan kişiler olacaktır. Eğer ki biz ona Hazreti Ali'ye öğretirsek radıyallahu anh ilim sahibi olacaktır. Eğer ki biz ona Hazreti Selman'a öğretirsek radıyallahu anh onun gibi bir araştırmacı bir meraklı olmuş olacağız. Onu Hazreti Hamza'ya öğretirsek onun gibi İslam adadili bir insan olacağız. Hazreti Osman'a öğretirsek onun gibi Kur'an aşığı olacağız. İşte bizler eyradımıza hangi ilimleri aşılarsak o ilmin neticesini o iladımızda göreceğiz. Aşere mi beşere on kişidir. Doğru mu? Doğru. Ama sadece on kişi için kısıtlamak değil. Eğer biz de on kişi bir olursak biz de inşallah cennetle müjdelenlerden olacağızdır. Allah'ın izniyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifi çok manidardır. Buyuruyor ki bizden bir şeyi öğrenip de onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ak etsin. İşte sana mükemmel bir müjde. Sahabe-i kiram işte bir ilim daha öğrenebilmek için memleketlerden memleketlere göç etmişler. Ve hadis-i şerif gereğince ilim Çin'de dahi olsa arayınız ifadesi gereğince her yere gitmişler idir. Bununla birlikte şu hadis-i şerifte hep beraber kendimizin kulağına bir küpü olsun inşallah. İnsan öldüğü zaman amelleri kesilir. Kabre girdikten sonra. Lakin üç şey müstesnadır. Birincisi sadakayı oldu ki bir medrese yapmıştır bir talebi okutmuştur. Bunun daima gelen amel defterleri otomatikman kapanmaz. İkincisi istifade edilen ilim. Bir kitap yazmıştır ve hatta bir insana Kur'an-ı Kerim öğretmiştir. Bu da önemli bir husus. Bir insana Kur'an-ı Kerim öğretmiştir. O Kur'an-ı Kerim ile birlikte bir iznillah o hatim ettiği anda okuduğu müddetçe kendisine yazılacaktır. Ki İsa Aleyhisselam zamanında İsa Aleyhisselam bir kabirden geçer. Bakar ki kabirdeki o kabir ehli azap içindedir. Geri döndüğünde baktığında o kabirinin cennet bahçesi olduğunu görür. Bunun hikmetini sorduğu zaman ise bakarlar ki bunun bir evladı vardı. Dört yaşındaydı. Besmele çekti. Yani Bismillah dedi. Allah onun kabir kabrinin cehennem çukurunu cennet bahçesine çevirdi. İşte bir ilim bir anne babayı Allah'ın izniyle kurtuluşa doğru götüren bir güzel bir derya olmuş oluyor biiznillah. Bununla birlikte ilim esnasında ne kadar çok tekrar edersek edelim. El tekrar ahsen ve levkânı 180. Tekrar güzeldir. 180 kere de olsa yine güzeldir. Çünkü her öğrendiğimiz zaman otomatikmen bilinçaltımızda onunla alakalı bir ufuk daha açılacaktır. Kur'an-ı Kerim'i yüzlerce kere okusak, binlerce kere okusak da her zaman bir açılış meydana gelecektir. Ki sahabe-i kiram ne buyuruyor? Benim atımın nalı kaybolsa ben onu Kur'an-ı Kerim'den bulurum buyurmuşlardır. Bununla birlikte bizler kendi kitabımıza sahip çıkamıyoruz. Sahip çıkamadığımız gibi de otomatikmen başka bir beğenmediğimiz kafir gruplar sahip çıkıyor. Nur suresinden elektriğin bulunduğunu biliyor muydunuz? Bununla birlikte Meryem validemiz İsa aleyhisselamı doğuracağı zaman bir hurmanın küçüğüne yaslanıyor ve hurmanın oradayken Allah'ın izniyle doğum yapıyor. Doğum esnasında yan tarafından bir nehir akıyor. Ama Almanlar ne yapmışlar? Doğum hastanesi kurmuşlar ama nehrin yanına kurmuşlardır. Niye? Çünkü Meryem Valide neslinde de kurmuşlardır. Ve çocuklarına hemen hurma yedirirler. Ve anneye de hurma yedirirler. Çünkü hurma da süt yapar. İşte bizler Kur'an-ı Kerim'i daha tam şekilde benimseyemedik. Şimdi cebimiz, cep bir mesaj gelse, Whatsapp'tan ya da Facebook'tan hemen ne yapıyor araştırıyor bakıyor. Bir mesaj geldi diyor. E Kur'an-ı Kerim bizlere en büyük bir mesaj değil midir? Niye biz bu mesajlara bakmıyoruz? Ki Hazreti Osman radıyallahu ne buyuruyor? En bedbaht günüm, en kara günüm elime Kur'an-ı Kerim'e almadığım gündür. Onu okumadığım gündür buyuruyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine sorarlar. Kaç günde hafız oldun? Üç günde hafız oldum derler. İşte bakın ilme iştiyakı, ilmin güzelliği. Bir at sözü der ki, ilmin başı soğandan acıdır ama sonu baldan tatlıdır derler. O yüzden nedir? Belki ilmin başında nefsane arzularımız ön plana çıkabilir. İstemeyi de biliriz. Sıkıntılar belki arka arkaya girebilir ama bu bir bir imtihandır. Eğer imtihanı atlatırsak Allah'ın izniyle önümüz dünyada ve ahirette çok güzelliklerle beraber karşımıza çıkacaktır. Bir güzel ifade büyüklerden birisi nasıl buyuruyor? Eğer ki dünyayı istiyorsanız ilmi arayınız. Ahireti de istiyorsanız yine ilmi arayınız. Ama hem dünya hem de ahireti arıyorsanız yine ilmi arayınız yani ilmi öğreniniz buyuruyorlar. Şu sebeple nedir? Her daim ilme aşık olacağız, ilme aç olacağız. Eğer ki biz ilme her zerrimizi vermezsek ilim bize kendi zıllını vermeyecektir. Şu hadis-i şerifim ile beraber bitirmek istiyorum. Ya öğrenen ol, ya öğreten, ya seven ol, ya da destekleyen beşincisi olma helak olursun. fi amanillah Allah emanatumuz Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh